Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bu arada ben Özgür Çetin, bilmeyen nesil söylemiş olayım. Bugün sizler için Linktech'in M260 isimli böyle enteresan outdoor Bluetooth cihazı olarak tanımlayabileceğimiz ürünü inceleyeceğiz. Test etmek ister misin diye. Vallahi edeyim falan dedim ama açıkçası özelliklerini bilmiyordum test etmeye başlamadan önce. Enteresan da bir ürünmüş. Şimdi bunun farklı farklı varyasyonları var. Bana gönderilen ürün, yani LinkedIn firması göndermiş ama ben N11'de farklı farklı ürünlerde gördüm. Farklı isimler altında. Bu ürün biraz böyle soba borusuna da benziyor. Görüyorsunuz şu anda. Bu tarafında, şu kısmında, bir de şu ön tarafında olmak üzere iki farklı yerinde hoparlörler bulunuyor. Burada bir tane bas hoparlörümüz, subwoofer'ımız var. Burada da iki tane hoparlörümüz, küçük, daha küçük tweeter'lar muhtemelen yer alıyor. Ön tarafında aslında bütün bağlantı yuvaları vesaire yine bu ön tarafında görülebiliyor. Ön tarafında neler var sırayla bakalım. Bir tane mikrofon girişimiz var. Bu arada kutudan çıkıyor mikrofon. Büyük mikrofon girişi. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle biraz daha ekrana yansıtayım. Normal bir mikrofon bu. Ayrılmıyor bu arada. Sabit ve kutudan bu şekilde çıkıyor. Üzerinde de bir on-off tuşumuz var. Mikrofon neye lazım onu birazdan söyleyeceğim. Mikrofon girişimiz var. Micro USB bağlantı yuvamız var. Bu da şarj için kullanılıyor. Açma kapama tuşumuz var. Hem mikrofonun ses seviyesi ve normal kendisinin ses seviyesi için iki ayrı ses yuvamız mevcut. AUX girişimiz var. USB çıkışımız var. Ve TF dediğimiz micro SD kart çıkışının da olduğunu belirtelim. Bir de üst kısmında equalizer mod. İleri almak, play pause daha doğrusu ve ileri ve geri olmak üzere böyle 5 tane tuş bulunuyor. Bunları da radyoda veya işte equalizer'da mesela müzik dinlerken kullanabiliyorsunuz. Çeşitli ayarları var. Şimdi kullanımı zor mu? Aslında çok zor bir şey değil. Şurada bir tutma sapımız da var. Şöyle göstermiş olayım. Hani bunu böyle bir yere götürürken bir de böyle zemine falan koyduğunuz zaman şuralarda 2 tane de ayaklarının yani 4 tane 2 önde 2 arkada ayağının olduğunu söyleyeyim böyle. İstediğiniz gibi yerde falan koyabiliyorsunuz. Şu anda zaten bir açık havada olmamızın sebebi de biraz bu. Hem ses kalitesini bir duyalım, duymanızı istedim. Hem de özelliklerini böyle açık havada anlatayım dedim. Bu arada Beylikdüzü'ndeyiz, Yaşam Vadisi'ndeyiz. Güzel bir yer burası böyle. Hyde Park'ın bir benzerini yapmışlar. Merak eden olsa gelmesini de tavsiye ederim. O da ayrı bir konu. Şimdi nasıl kullanılıyor? Aslında standart bir Bluetooth hoparlörden bir farkı yok. İlk açtığınızda Bluetooth modunda açılıyor. Ve Bluetooth modunda açıldığında isterseniz bir cihaz bağlayarak doğrudan doğruya o cihazın üzerindeki mesela bir telefon bağladınız diyelim. Telefonun üzerindeki müzikleri buradan çalabiliyorsunuz. Spotify'ınız var veya diğer uygulamanız var. Fizi var, şu var, bu var. Ne istiyorsanız çalıyor. Film müziği sesini de aktarabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir ses dosyasını burada çalabiliyorsunuz. Bu zaten standart bir özellik. Onda bir şey yok. Şimdi mikrofonumuzu taktık. Böyle takarken bazen haşırtı uşurtu olabiliyor. Bunu söylemiş olayım. Açtığınız zaman şimdi cihazı da açtık. Bakın. 1, 2, ah. Böyle bir ekolu bir ses geliyor. Bilmiyorum şu an duyuluyor mu? 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada mikrofon level'ında ayarlayabiliyoruz. Şöyle ayarladım. Şu anda sonda sesimiz 1, 2, 3, 4. 34 bekleme yapma gibi mesela böyle eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz. Biraz böyle eko verilmiş. Bu ekoyu kapatamıyorsunuz. Ah size. Karaoke yaparken diyelim ki bir müzik çalıyor. Müziğe buradan eşlik edebiliyorsunuz. Çok lazım bir şey mi bilemedim. Ama bu mesela benim şöyle bir fikir geliştirdi bana. Şu sesimi biraz kısayım da burada eko yapıp durmasın. Mesela bir yerde bir amfide ders veren bir öğretmensiniz ya da kalabalıklara bir konuşma yapacaksınız veya sesinizin duyulmasını istiyorsunuz ama taşınabilir bir şeye ihtiyacınız var. Bu ürün çok başarılı bu manada. Yani fiyatına göre sunduklarına bakacak olsak bence bu tarz bir işinde kullanılabilir fakat bu ekolu olması böyle ah se ah ah ah. Mesela şu anda da 1 2 3 4 5 6 biraz ekolu olması biraz komik oluyor. Ama ekolu olmasaydı bence daha eğlenceli olabilirmiş.
Bu şekilde böyle ekolu kullanabiliyorsunuz. Bu arada equalizer'ları var. Farklı farklı equalizer modları var. Fakat çok fazla bir şey değişmiyor. Ben biraz denedim. Yani ses kalitesi nasıl? Fena değil ama bu boyuttaki bir üründen bir tık daha kaliteli bir şey beklerdim açık söylemek gerekirse. Ama bu ürünün öyle bir iddiası olduğunu da sanmıyorum. Hani ben böyle dışarıda bangır bangır bir ses vereyim diyor. Evet, bu ürün öyle bir şey yapabiliyor. Ama hani böyle çok kaliteli bir ses mi? Çok kaliteli bir ses değil. Ama şimdi bunun fiyatı da 260-270 TL civarında. Ondan da mucize beklememeniz gerekiyor. Yani kaliteli ses tabii ki kaliteli ekipmanla oluyor. Kaliteli işte hoparlörle, subwooferle oluyor. Onun için de biraz daha fazla para vermeniz gerekebilir. O yüzden hani ses kalitesini birazcık düşük buldum ama fiyatına göre baktığımızda çok da kötü olmadığını söyleyebilirim. Equalizer'ları falan da var. Öyle modları da ayarlayabiliyorsunuz ama çok başarılı mı? Ben çok başarılı bulmadım. Daha da detaylı olabilirdi ama az önce söylediğim sebepten dolayı çok da takmıyorum bunu kafaya. Modlar arasında işte az önce söylediğim USB'den bir şey takıp dinleyebiliyorsunuz. TF kart dediğimiz yani micro SD karttan bir şey takıp dinleyebiliyorsunuz. Radyo modu var. Radyo modunu açtığınızda radyodaki bir şeyleri de yine buradan dinleyebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi açayım. Bakalım radyomuzda ne var. Şu anda bir cızırtıdan başka bir şey gelmiyor. Biraz daha bakalım. Bölgede. Fena değil yani. Yıldız Sibel çalıyor. Sinan Esen'le başladık. Yıldız Sibel'e devam ettik. Bazen unutamadığımız şarkılar oluyordu. Bazen giderken söylediğimiz şarkılar oluyordu. Ve işte giderken söyledim. İşte ses kalitesi de böyle. Fena değil. Yani çok kötü değil. Çok iyi değil ama açık alanda inletiyor ortalığı. Evet, inletiyor mu? İnletiyor. Bence bu da yeterli olabilir ama tabii etrafa ses açısından gürültü yapacak şekilde, zarar verecek şekilde kullanmamanızı da öneririz. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsanız sıkıntı olabileceği konusunda hatırlatma yapmak da isterim. Bunun dışında ürünün özellikleri açısından değerlendirdiğimizde valla fiyatına göre ben başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 270 lira gibi bir fiyata alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Tabii dediğim gibi az önce de videonun başında da söylediğim gibi enteresan özellikleri var. İşte karaoke yapılabilmesi bence güzel bir özellik. Aynı zamanda ses kalitesinde gümbürtü gümbürtü olması bakımından yani yüksek bir ses çıkması bakımından iyi ama sesi bir tık daha böyle baslar mesela çok iyi değil ama dışarıda işinizi görür mü? Fazlasıyla işinizi görür. LinkTech M260'ın üzerinde 1500 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu pille 8 saate kadar müzik çalabildiğini söylüyor. Ben oturup denemedim. 8 saat kullanma imkanım olmadı. Ama fena bir, hani boyutuna göre bakacak olsak bunun içinde iyi bir pil vardır diye tahmin ediyorum. 1500 mAh de sizi en az 5-6 saat götürür diye tahmin ediyorum. Bu bakımdan pil ömrünü fena değil. Micro USB'den şarj oluyor. Yani bir harici adaptörle veya harici bir pille bile rahatlıkla istediğiniz yerde, arazide bile şarj edebilirsiniz. Bence bu manada da akıllıca bir hareket olmuş. Diğer teknik detayları da biraz sonra ekranda göstereceğim. Hani teknik tarafında merak eden, işte hoparlörü kaç santim bilmem şusu ne özelliği var falan, Bluetooth kaç sıfır gibi merak eden olursa onları da o teknik özelliklerden bakabilirsiniz. Evet, bir video incelemenin daha sonuna geldik. Bugünkü inceleme konuğum LinkTech'in M260 ürünüydü. Şöyle tosun gibi maşallah bir ürün. Özellikle böyle piknik yapanlara, mangalcılara yazın çok işine yarayacak. Şey, enteresan, incik cincik bir cihaz. Ben de seviyorum böyle ürünleri, biliyorsunuz. Böyle farklı özellikler olan cihazları incelemeyi de seviyorum. Sizin de bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.